Hey selam, merhaba. Bu videoda draft başladığından beri, yani brand split başladığından beri daha doğrusu, iki tane SmackDown oldu, iki tane Raw oldu. Bunlar hakkında konuşacağım ve tutabildiğim kadar kısa tutmaya çalışacağım. İlk hafta Raw, yani SmackDown'ı bildiğiniz şüphe attı. O kadar kötüydü ki SmackDown Raw'a bakarsak, hani üzülmüştüm falan. Ama öyle olmasını bekliyordum çünkü SmackDown'da böyle çok eski adam var. Ve hani eski ama çok şans verilmemiş adamlara falan, o yüzden tekrardan hani kendilerini şey yapmaları gerekiyor, işte yaratmaları gerekiyordu, toparlamaları gerekiyordu falan. O vardı. Bir de aslında yeni kamera açıları falan deniyorlardı, o biraz ilginçti. Ayrıca ilk hafta, yani show başlar başlamaz Battle Royale'la başladılar. Bu da çok kötü bir fikir. Çünkü hani derin bir kadrosu yok adamların, böyle 20 kişileri falan var. Hani Kane var kadronda, bunu niye göstermeye çalışıyorsun abi? Hani çok Raw gibi yapmaya çalıştılar kendilerini. Yani Raw'ın yaptığını yapmaya çalıştılar. Hani Fatal 4-Way yapmıştı ya. Onlar da Battle Royale falan yapmaya çalıştılar. Olmadı ya. Zack Ryder'ın çılgınca yaptığı poşlar falan vardı. Onu hatırlıyorum. Hani şovun gerçekten sonuna kadar her şeyi depresifti. Cidden depresifti. Hiç beğenmemiştim. Bir Heath Slater sahnesi güzeldi. O da Heath Slater manyak promo kestiği için. Onun dışında Dolph Ziggler'ın yenmesi şaşırtıcıydı. Ama gecenin geri kalanı depresif geçtiği için çok şaşıramadım ona. Neyse, Raw'da Finn Balor'ın debut'u oldu. Nia Jax ve Braun Strowman'ın squash maçı falan oldu. Finn Balor Roman Reigns'i yendi. Bu bile yeter yani. Neyse, iki tane çok güzel Fatal 4-Way maçı oldu ondan önce. Sonra kadınlar şampiyonluğu için maç oldu. O maç da çok güzeldi. Raw hani gerçekten uzun süredir izlediğim en iyi Raw'lardan bir tanesiydi. Ama ikinci haftaya gelecek olursak, Raw için aynısını diyemem. Aşırı monoton ve sıkıcıydı yani. Zor zor izleyebildiğim şovu bitirebildim. Finn Balor, Seth Rollins sahnesi güzeldi. Onun dışında ilk şey oldu böyle. Şunu fark ediyorum da artık WWE yavaş yavaş süperstarlara daha çok serbestlik veriyor. Özellikle promo konusunda konuşurken falan. Çok daha serbestler yani, ben öyle hissediyorum en azından. Neyse, ilk sahne böyle 15 dakika boyunca, hatta 25 dakika boyunca falan böyle Sasha ile Enzo Amore yazıştı falan, bir şeyler oldu. Sasha'nın erkek arkadaşı olduğu halde Enzo ile yazışmasını izlemek çok eğlenceliydi. Değildi, çok sıkıcıydı açıkça söylemek gerekirse. Hem de izlemesi hoş değildi benim için. Neyse, ama Mixed Tag Team maçı gördük, yani bayağı uzun süredir görmemiştik. En son WrestleMania'da John Morrison Trish Stratus'la Tag Team yapmıştı falan, bir şeyler olmuştu öyle. Hatta bir olaylar dönüyordu falan, John Morrison saygı duymuyordu Trish'e falan, o tip şeyler vardı. Neyse, bunların geri dönmesini görmek güzel. Biraz karışık bir maçtı yalnız. Hani çünkü atıyorum Sasha mı ringde gidip Enzo'ya tag verdiğinde Chris Jericho direkt otomatik olarak ringe girebiliyordu. Yani böyle Charlotte'ın tag vermesine gerek yoktu falan. Neyse, Danny Tyrus O'Neill sahnesi vardı. Maçı vardı. Aşırı derecede kafa karıştırıcıydı. Yani fena değildi. Benim hoşuma gitti. Neden bilmiyorum ama çoğu insan böyle küçümsüyor Tyrus'ı ya da Darren Young'ın yaptıklarını, da bana sorarsanız Cyrus ve Darren Young'ın sahnesi fena değil. Özellikle Darren Young son zamanlarda işte şu yeni gimmiğiyle bence gayet hoş. Sonra ikinci round'da ne oldu? İşte hatırla, önemli bir şey olmuş muydu onu hatırlamaya çalışıyorum. Hayır, olmamıştı onun dışında çünkü daha şampiyonlukları yok. Onun dışında son bir şey olmuştu. Son sahneydi zaten bu. Brock Lesnar Paul Heyman'la çıktı ve ben de bayağı hani rahatladım, mutlu oldum çünkü bir sürü şey vardı, dedikodu vardı. Atıyorum Paul Heyman anlaşma imzalamamış falan. Dolayısıyla ben çıkmayacak sandım. Brock Lesnar tek başına çıkacak sandım. Bir de uyuşturucu olayı vardı ya. Yok edecekler, iyi bitirecekler onu sandım ama hayır. Paul Heyman'ı görünce rahatladım baya. Yine güzel bir promo şey etti. En son böyle Randy Orton asla Brock Lesnar'a RKO yapamayacak. RKO yapacak pozisyona bile getiremeyecek derken Randy Orton girdi içeri. RKO yaptı aniden, çok manyak harbiden, böyle kamera açısında güzel ayarlamışlar. Bayağı şaşırttı, güzeldi. Yani bir eksiği var. Brand Split olalı daha bir hafta oldu abi. Kimsenin umurunda değil Brand Split. Bu biraz üzücü. Ama ya ne bileyim abi, aşırı eğlenceliydi, aşırı güzeldi yani o RKO, çok hoşuma gitti yani.
Es geçebilirim Ren Smith'i tamamen yok etmiş olmaları. Yani sürekli yapmazsalar sorun olmaz. Bu Rav'dı. Sırası birinci hafta muhteşemdir Rav, ikinci hafta ama güzel bir şey hatırlayamıyorum, böyle gayet sıkıcı ve monoton bir şey oldu. Sonu hariç işte. Sonu da zaten Arkeon'un olduğu yerden bahsediyorum. Yani Paul Heyman güzel promo kesti de. Hani promo kesecek bir şey yok. Aralarında hikaye yok çünkü. Onu hiç sevmiyorum ya. Sırf Randy Orton, Brock Lesnar diyorlar. Hadi bakalım, hiç hikayeleri yok falan. O yüzden maçları izlemesi zor oluyor. Promolarını hiç izlemesi zor oluyor. Mesela Undertaker'la abi nefret etmiştim. O kadar sıkıcıydı ki. Her maçları berbat derece sıkıcıydı. İnsanların dediği şey Undertaker, Brock Lesnar yeter zaten. Berbat maçlardı abi. Hiç umursamıyorum kimin senin ne diyeceğini. Ama açıkça söylemek gerekirse bu Randy Orton, Brock Lesnar olayı biraz da eğlendirdi beni, onu söyleyebilirim. Bakalım. Bakalım böyle devam edebilirlerse belki hikayeye gerek kalmaz. Benim sevmediğim bir mantık daha var böyle. Sırf adam şey diye, Legend diye falan çok güzel maç olacak falan. Mesela Bray Wyatt'la maçı yapacaktı. Bir yere hatta yorum attığımı hatırlıyorum. Of abi, Bray Wyatt'la Undertaker maç mı yapacak? Berbat olacak falan dedim. 80 kişi böyle Undertaker maçı nasıl berbat olur falan. Ve hayatımda gördüğüm en sıkıcı WrestleMania maçlarından bir tanesiydi. Hani hatırlayan var mıdır bu maçı bilmiyorum. Yani birine desem Undertaker'la Bray Wyatt maçını hatırlıyor musun? Aa, harbiden maç yapmışlardı lan falan, hani çok sıkıcı bir maçtı. Bray Wyatt da kaybetti zaten, hiçbir işe yaramadı. Ya yani genelde bana sorarsanız bir hikaye lazım oluyor yani. Ama neyse, dediğim gibi bu bir şey gösteriyor, potansiyel gösteriyor yani. Bu hafta SmackDown'da da bir olay oldu. Ona da gelirim şimdi. Neyse, SmackDown nasıl açıldı abi? Çok muhteşem bir promo ile açıldı. Dolph Ziggler ve Dean Ambrose arasındaydı. Dediğim gibi muhteşemdi abi Dolph Ziggler. Yani geçen hafta pek hani sevmemiştim. Çünkü adam 2 yıldır hani kimsenin umurunda değil, sürekli kaybediyor falan. Ama bu hafta o yaptığı promoyla benim için tamamen geri geldi abi. Ve bu tip promoları hep yapıyordu abi. Yani gidip WWE.com videolarına bakarsanız orada yine burada olduğu gibi kimseye bağlı değil. Biraz daha hani bağımsız bir şekilde promo yapabiliyor süperstarlar hani şeyde, hani WWE, ne bileyim, SmackDown Fallout videoları falan yayınlanıyor ya orada. Adamlar konuşuyor falan. Orada hani ellerine verilen bir şey yok. Bir kağıt yok, hani şunu oku demiyor kimse. Ve o zaman Dolph Ziggler öyle promolar yapıyordu ki abi. Bu promoda aynı onlardan biri gibiydi. Çok muhteşemdi. Dean Ambrose zaten her zaman iyi promo konusunda. Ve açıkçası geçen hafta sorsaydınız Dean Ambrose ve Dolph Ziggler maçını izlemek istemiyordum hiç. Az yani, hiç ilgim yoktu. Şimdi SmackDown'ın sonunda bayağı ilgileniyorum. Zaten bir olay da oldu Dolph Ziggler'la, ona da geleceğiz. Bakalım başka ne vardı, bir hatırlamaya çalışayım. Sonra Intercontinental Şampiyonluğu için birinci contender belirlemeleri gerekiyordu. Triple Threat'te Baron Corbin. Kimdi başka? Apollo Crews. Ha, bir de Kalisto varmış. Güzel maçtı bu da. Yani sonu Apollo Crews yenerek bitti. Sonra Miz Ring'in şeklinde kargaşalar oldu falan. Apollo Crews'a sanırım şey yapmıştı. Skull Crushing finale. Kalisto zaten gebermişti. En sonunda da Baron Corbin The Miz'i yakaladı. End of Days. Bence gayet güzeldi abi. Baron Corbin birinci contender'ımız. Ama Baron Corbin diyorum. Apollo Crews birinci contender'ımız ama Baron Corbin de ezik gözükmüyor yani, çünkü herkes yerdeyken o ayaktaydı falan. Bana sorarsanız Baron Corbin main event'te falan olacak SmackDown'da. Böyle en güçlü heel'lerden bir tanesi olacak. Benim pek bir problemim yok onunla. Tek problemim Baron Corbin'le maçları çok yavaş abi. Tek başına maç yapınca çok yavaş oluyor. Onu geliştirirse Baron Corbin gayet güzel olabilir. Ondan sonra sanırım Fandango vs. Randy Orton vardı. Hani ne olacağını hepimiz biliyorduk zaten yani. Brock Lesnar maçın sonlarına doğru geldi. Böyle bakışlar Randy Orton'a falan, böyle aşık oldular herhalde birbirlerine. Neyse, sonra Fandango'yu RKO yaptı falan. Orada zamanlarcayken Brock Lesnar'ı Mençeri de aldı. F5 yaptı. Geçen Raw'dan şeyini aldı işte. Revanşını aldı. Ve bence devam da edecek böyle şeyler olmaya. SummerSlam'e kadar en azından. Dediğim gibi
Brand Split'i taksalardı daha güzel olurdu. Ama yapacak bir şey yok. Eğlenceliydi bu da, aşırı eğlenceliydi yani. Sevdim. Benim bir problemim yok o kadar. Neyse, sonra John Cena vs. AJ Styles vs. dediğime bakma. Yine promo yaptılar birbirlerine karşı. Her zaman John Cena promoları eğlenceli oluyor. Bir adam konuşabiliyor işte. AJ Styles da eğlenceliydi. Hani bunu izlemek de eğlenceliydi. Hani bu gece yapılan promolar harbiden, yani bu gece demeyeyim, bu SmackDown'da yapılan promolar harbiden Raw'dakilerine göre 10 kat daha iyiydi abi. Raw'da ne oldu ki? Seth Rollins ile Finn Balor arasında bir giriş geliş oldu. Ama açıkçası Seth Rollins geri döndüğünden beri çok iyi mikrofonda da, Finn Balor'ın da üstünde çalışması gerekiyor yani. Neyse. Bundan sonra da söylemeyi unuttuğum bir şey vardı. Başta o Dolph Ziggler, Dean Ambrose promosunun sonunda Bray Wyatt geldi. Sister Abigail yaptı. Ondan sonra dedi ki, madem bu kadar iyisin hadi beni yenerek kanıtla dedi. Ama yenemezsen birinci contender ben olurum dedi. Dolayısıyla main eventimizi hazırlamış olduk. Main event tabii ki de Dolph Ziggler vs. Bray Wyatt birinci contenderlık için. Şu adamın yüzü çok iyi değil mi ya? Neyse. Maçın kendisi hoştu. Sanırım bir ara işte şeyi çıkardılar, o köşedeki süngeri falan çıkardılar, demir açıkta kaldı. Dolph Ziggler da o demiri kullandıktan sonra super kick yaptı Bray Wyatt'a ve Bray Wyatt'ı yendi. Hala yeneceğini düşünmüyorum Dean Ambrose'u Dolph Ziggler'ın, ama bu kestiği promoyla Bray Wyatt'ı yenmesiyle hani çok güzel bir şekilde Dolph Ziggler'ı güçlü gösteriyorlar. Bayağı hoşuma gitti. Çoğu hani umrunda, çoğu insanın umurunda değildi Dolph Ziggler. Bence bu sayede artık umurlarında olmaya başlayacak. Ayrıca böyle devam edebilirlerse SummerSlam'a kadar Dolph Ziggler geri gelebilir. Ve kaybetse bile başka bir şey yapabilir yani. Hani kaybetse bile artık Dolph Ziggler'ı kullanırlar çünkü bayağı insanın umurunda olacak ve gerçekten insanın umurunda olan süperstara ihtiyacı var şu an. Yani SmackDown'ın. Kısacası geçen hafta Raw her sahnesiyle eğlenceliydi. Her segment eğlenceliydi yani. Her maç güzeldi. Galiba yanlış hatırlamıyorsam. Her maç demeyeyim de, benim hatırladığım her şey güzeldi kısacası. Böyle belki bir iki tane ufak tefek şey vardır da, onları da saymayacağım artık. Hatırlamıyorsam önemsizdir. Ama bu hafta işte geçen hafta Raw güzeldi. SmackDown aşırı depresif gelmişti bana. Bu hafta Raw aşırı monotondu. Ne bileyim, böyle Brand Split'ten önceki Raw'ları andırdı bana aşırı derecede. Ama SmackDown abi, SmackDown'da bunu söyleyebilirim. Her sahnesi güzeldi gerçekten. Zaten kaç saatlik şov ki? 1,5-2 saatlik şov. O yüzden Raw'a göre hatırlaması daha kolay oluyor kısalığından dolayı. Daha az filler oluyor falan. Evet abi ya, şey hani main eventten, açılış segmentinden, John Cena ve AJ Styles'dan, ne bileyim Brock Lesnar, Randy Orton sahnesinden, Apollo Crews'un birinci contender olmasından, American Alpha debut yaptı abi. Çok güzel maçları oldu onun da. Bakalım, ama çok yeni bir şey yapmadılar. NXT'deki maçlarını andırdı biraz bu. Birkaç hafta sonra artık yeni şeyler görürüz, ama American Alpha'nın da gelmesi. O da eğlenceliydi abi. Dediğim gibi SmackDown'ın her şeyi eğlenceliydi. Bu hafta SmackDown hani Raw'ı öyle bir tekmeledi ki anlatamam. Ve beni bayağı şaşırttı. Bayağı mutluyum. Umarım böyle devam ederler. Kısacası geçen hafta SmackDown kötü, Raw çok iyi. Bu hafta Raw ortalama gibi bir şey diyebilirim. SmackDown aşırı iyi, yani beklediğimden çok daha iyiydi. Siz ne düşündünüz bana yorumlarda söyleyebilirsiniz. Bu seriyi haftalık yapar mıyım bilmiyorum abi böyle. 2 haftada bir de yapabilirim hani. Çünkü diğer türlü 6 dakikalık videolar falan olacak. Haftalık da yapabilirim aslında, şöyle yaparım. 6-7 dakikada SmackDown ve Raw'dan bahsederim. Ondan sonra sizin sorularınıza geçebilirim aslında. Emin değilim. Bakarız. Şimdiki seri olacak mı onu bile bilmiyorum. O yüzden hiçbir söz vermeyeyim. Neyse. Bana yorumlarda söyleyebilirsiniz siz ne düşündüğünüzü. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.